uzun bir süreden sonra tekrar bir video çekmek istedim. Ee, bir süredir, bayağı bir uzun süredir video çekmiyordum. Yalnız hesaba tekrar girdiğimde çok fazla yorum gördüm. Çok da güzel yorumlar gördüm. Zaten aslında kanala başlama amacım da benim buydu. Hani insanlara bilgilerimi paylaşayım. Böyle bir karşılığında bir dönüş olsun gibi. Ee, ve... Bunu gördüğümde biraz mutlu oldum şahsen. Demek ki dedim hani iyi bir şeyler yapıyorum. O zaman devam edeyim istedim bu sene biraz daha çok video çekmeye çalışacağım. Seneye yeni başladık. Geçen senenin ortalarına başladım zaten kanala. Ama güzel bir motivasyonla umarım sık sık videolar çekip paylaşacağım. Bu seneki planım bu şekilde. Şimdi bugün sadece bir Bitcoin'e bakmak istiyorum. Çünkü kripto paralarda ciddi işlem yapmaya başladım. Sık sık çok sayıda işlem yapıyorum. Bunun için de Bitcoin'i e zaten bakıyordum. Buna bir video çekip paylaşmak istedim. Şahsen Bitcoin'de ben e, uzun bir süre artık ayı piyasasına girmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Yalnız ayı piyasasından kastım aslında hani buradan 50-60 binlere de gitse buna bir boğa piyasası demem. Benim için benim yani 2025 için Bitcoin hedefim 250 bin dolar civarlarında. E, ama şöyle size bir zaten bu piyasada işlem yapan herkes takip ediyordur. Bitcoin gök gökkuşağı fiyat chart'ı logaritmik olarak Bitcoin fiyatının alınmasından ortaya çıkan şu Bitcoin'in tarihi olarak fiyat hareketlerini gösteriyor. Zaten dediğim gibi kripto parası piyasasında işlem yapan herkes bu çarta hakimdir diye düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi kırmızılara geldiğinde yüksek bubble ya da işte balon olduğu bölgeler, maviye geldiğinde de çok ucuz olduğu bölgeler şeklinde fiyatlandırabiliyoruz. Bu e, rainbow chart'ın ana varsayımı aslında halving dönemleri. Gördüğünüz gibi her halvingde de bitcoin fiyatları dip yapıyor. Yalnız bu logaritmik arttığı için dipler de aslında her halvingde daha yükseliyor. Şimdi bir sonraki halving tarihinin dibine baktığımızda 42.000'i görüyoruz. Ya benim de az önce demek istediğim yani bundan sonra ayı marketindeyiz demek istediğim buradan işte 80.000'e 80 120.000'e gidip 40.000'lere 40 gideceğini düşünüyorum. Yani bir süre buradaki bu bubble alanına 2024'e kadar geleceğimizi düşünmüyorum. Şahsen bence bu aradaki yani bu iki halving arasındaki bubble dönemini işte geçtiğimiz yazın yaşadığımıza inanıyorum. Ama tabii bu çok uzun süreli bir varsayım. Bu kadar uzun süreli bir varsayımın doğru çıkma olasılığı da oldukça düşük. E, yalnız bu Rainbow chart'a baktığımızda şu anda Bitcoin fiyatının ucuz olduğunu görüyoruz bu ay için. E, 34 bin dolarla 47 bin arasını ucuz olarak göstermiş bu ay. Şu an 43 bin dolarda geçiyor Bitcoin. Ee, yani bu halvingde de halvinge kadar bir dip yapabileceğini ama dediğim gibi dipte zaten 40 binlerde düşünmekteyim. Şimdi daha kısa süreli 2025'lere gitmeden daha kısa süreli grafiğe baktığımızda bariz bir Kasım ayından beri bir düşüş, düşüş trendi devam etmekte. 100 günlük hareketli ortalamanın altında düşmeye devam ediyor bu yüz günlük hareketli ortalamanın da kaldığı sürece ben trendin aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Ama Bitcoin özellikle kripto currency piyasasında retail dediğimiz yani küçük yatırımcı gerçekten hodl'cı. Yani hiçbir şekilde satmıyor. Ama tabii e, bu yani istedikleri satmasın. Belli bir yere düştükten sonra herkes panik yapıp satacaktır. Klasik yatırımcı düşüncesi. E, düşüş trendini bariz görüyoruz. Benim tahminim önümüzde günlerde bir kere daha burayı test edip 45 bin 46 bin dolar civarını yeniden şöyle bir dip yapacağını düşünüyorum. Ben yani şöyle çizmem gerekirse de şuradan şöyle bir e, bu düşen kanalı test edip buradan tekrardan 40 bin dolar civarına geleceğini düşünmekteyim. Buna şahsen e, yani tabii yatırım tavsiyesi vermekten kaçınıyorum ama... Buna bayağı güveniyorum. 45 bin, 46 bin dolar üstüne çıkması durumunda ki zaten herhalde hareketli ortalamayla da oralarda bir yerlerde kesebilirler o vakitler geldiğinde. Ondan sonra yeniden bir 60 bin hareketi başlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ee, bir baktığımızda 40 bin dolar civarına burayı buranın güçlü bir destek olduğunu düşünmekteyim. Zaten aslında bunu hemen hemen kime sorsanız buranın güçlü bir destek olduğu konusunda da hemfikirdir. 40 bin dolar civar seviyesini kırmasıyla da 40 bin doları kırarsa da bir sonraki hedef olarak 30 bin dolar konuşulacaktır. Yani 40 bini kırarsa eğer bence yani burayı kırarsa çok hızlı bir şekilde şu geçtiğimiz Aralık ayında yaşadığımız satış gibi satış gelip 30 binlere gidebilir diye düşünüyorum. Ha ben bu arada spottaki 40 dolarımı tutuyorum. Ama kaldıraçlı işlemlerde tersine pozisyonlar alıyorum. Ama spotta ben de hodlcuyum. Mümkün olduğunca da alıp tutmak istiyorum. Özellikle dediğim gibi 2025-2026 yıllarına kadar devamlı alacağım. Şimdi bir önceki hareketlere baktığımızda da aslında şimdi eğer burayı kırması durumunda da düşen trendi kırması durumunda şöyle göstereyim size. Bakın bir önceki işte takozumsu diyelim artık yani küçük bir kanal düzeltme kanal hareketi de diyebiliriz. Bakın burayı kırdığında %48 gitmiş. Bir öncekini kırdığında hani şu zirveye kadar %65 gitmiş. Daha geçmişe baktığımızda, biraz daha geçmişe baktığımızda yine bu düzeltme hareketini kırdığında zirveye %80 gitmiş. Burayı da kırması durumunda yani şu düşüş trendini burada Kırarsa eğer, yani şuralarda kırdığını varsayarsak 50 bile gitse, 70 bine gitmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. E şimdi hem aşağı hem yukarı bir yön söyledim, yani hem az önce dedim buraya kırarsa 30 bin, buraya kırarsa 50 bin. Ama bu şakalarda da geçiyor bayağı artık sosyal medyada. Zaten trader olmak da bunu gerektirir. Yani sen diyorsan ben burada yatırım yapmak istiyorum, düştükçe alacaksın zaten. Bunun başka bir mantığı yok çünkü düşerken satayım yükselirken alayım tepeden satayım dipten alayım zor bir iş bu gerçekten e, tam zamanlı mesai gerektiren bir iş ya bunu yaparım diyorsan da stop losslarla e, kendi stratejini oluşturup buna göre işlem yapacaksın yani ben şu an benim beklediğim ben şu an short pozisyondayım özellikle diğer endekslerde de işte altcoin endeksi shitcoin endeksinde de short'um e, burayı kırarsa 30.000'e kadar bunu sürmeyi düşünüyorum 45.000'de de take profit'im var 45.000'i kırarsa da buradaki short pozisyonumu zarar edip kapatıp sonra long pozisyona dönmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bir daha toparlayacak olursak yani bunun trade etmek çok kolay bir iş değil. Yani bir tek bitcoin için söylemiyorum. Herhangi bütün finansal varlıklar için konuşuyorum. Çok kolay değil. Yani dolayısıyla hani yukarı giderken onu kapatıp yukarı pozisyon alacaksın. Aşağı giderken onu kapatıp aşağı pozisyon alacaksın. Ama yatırım amaçlı uzun vadeli yatırım için ben şahsen 40 bin dolar seviyesinin de girmek için güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in 30 bin doların altına gideceğine çok da inanmıyorum. İsterse FED 2 kere faiz arttırsın, isterse 5 kere arttırsın. Artık bu tarafta dünyada küresel anlamda da yükselen korkunç enflasyon piyasasında Bitcoin'in çok fazla aşağı geleceğine de inanmıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.